Mantık insanı mısınız? Duygu insanı mı? Hiç düşündünüz mü? Bugün sizlerle bu sorunun cevabını görsel bir test ile arayacağız. Şimdi size basit bir resim göstereceğim. Gördüğünüz bu çizimde küçük bir çocuk yerde oyun oynarken iki kadın da sandalyelerinde karşılıklı oturduğunu göreceksiniz. Öncelikle gördüğünüz bu çizimde kadınları ve yerdeki çocuğu incelemenizi istiyorum. Eğer yeteri kadar incelediyseniz ve hazırsanız size sadece tek bir soru sormak istiyorum. Sizce hangi kadın yerde oynayan çocuğun annesi olabilir? Evet, bu sorunun çok basit veya çok zor olduğunu, hatta haklı olarak çok saçma olduğunu da düşünebilirsiniz. Bu soruya vereceğiniz cevap da mutlak bir doğru aramıyoruz. Evet, sadece bir adet doğru cevap olsa da amaç anneyi bulmak değildir. Amaç sadece sizin bakış açınızı görmektir. Çünkü sizin seçiminiz, yapınız, kişiliğiniz hakkında birçok gerçeği yansıtacaktır. Şimdi bu açıdan çizime tekrar dikkatlice bakın ve içgüdülerinize göre cevap vermeye çalışın. Hangi kadın yerde oynayan çocuğun annesi olabilir? Evet sevgili arkadaşlar, anne konusundaki tercihinizi yaptıysanız, bizler de sizin mantık insanı mı yoksa duygu insanı mı olduğunuz konusundaki yorumlara geçmek istiyorum. Eğer sağdaki kadının yerdeki çocuğun annesi olduğunu düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz. Bu teste katılan insanların ortalama %70'inin tahmini budur. Ama ne yazık ki sağdaki kadın yerdeki çocuğun annesi değildir. Muhtemelen kararınızı verirken görselde soldaki kadının anne olamayacak kadar genç olduğunu, gergin görüntüsünün bir anne ile bağdaşmadığını veya herhangi bir sebeple yerdeki çocuğun annesi olamayacağını düşünmüş olabilirsiniz. Ya da soruyu görseldeki detayları fark edecek kadar dikkatli ve odaklı bir şekilde cevaplamamış da olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ama ne olursa olsun, bu sizin kendi içgüdülerinizle vermiş olduğunuz çok değerli bir yanıt olup, doğal olarak içgüdüsel düzeyde bir anlam teşkil etmektedir. Bu cevabınızla, bu tercihinizle siz sağ beyninizin sol beyine göre daha aktif olduğunu gösteriyorsunuz. Genellikle sağ beyni sol beyine göre baskın olan bireyler daha duygusal ve daha şefkatlidir. Olgularda niyete bakar ve iyi niyet ararlar. Bu durumdaki bireylerin sezgisel bir yapısı vardır ve sezgilerine güvenirler. Şefkatli ve yaratıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Çocukluğunuzdan bu yana dahil olduğunuz her şeyin en başarılısı olmak istediniz. Hayal gücünüzün ise elbette çok geniş olduğu şeklinde yorumlar da yapılabilir. Bu genel değerlendirmeye göre sizin duygusal bir yapıya daha yakın olduğunuz, yani duygu insanı olduğunuz rahatlıkla söylenebilir. Eğer soldaki kadını çocuğun annesi olarak seçtiyseniz, bu tahmini paylaşanlarla birlikte %30'luk dilimde olduğunuzu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Sizin soldaki anneyi seçme nedeninizi tam olarak bilemiyoruz. Belki soldaki kadının daha genç görünmesi, oturuş şekli veya bacakların pozisyonuyla yerde oynayan çocuğu her an korumak için hazır bekliyor gibi görünmesi sizin seçiminizi etkilemiş olabilir. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda emekleme ve yürümeye yeni başlama dönemine yeni giren çocuklarda oyun oynarken içgüdüsel olarak yüzlerinin ebeveynlerine dönük olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni ise 1-3 yaş grubu çocukların farkında olmadan aslında ebeveynlerinden onay beklemeleri şeklinde yorumlanmıştır. Siz bu durumu fark edip soldaki kadını özellikle bu sebepten dolayı seçtiyseniz sizi ayrıca tebrik etmek gerekir. Tercihiniz bilinçli bir şekilde bu nedene bağlı olmasa bile seçim öngörünüzle net sonuçlarla ilgilenen bir yapıda olduğunuz, hatta düşündüğünüzden daha analitik birisi olduğunuz düşünülebilir. Yani siz olay ve olgulara mantıkla bakan bir yapıdasınız. Bu durum genellikle beynin sol lobu daha fazla gelişmiş kişilerde ortaya çıkar. Bu bölgede mantıkla ilişkilidir. Alınan kararlar daha analitiktir. Pragmatik bir düşünce yapısıyla olguların sonuçlarıyla ilgili olduğunu düşünebilir. Olaylara sayısal bir zeka ile yaklaşıp değerlendirmeniz sizin için oldukça sıradan bir durum olup içinde bulunduğunuz ortamda sorulan herhangi bir soruya ilk cevap veren veya karmaşık bir olaya alternatif rasyonel çözümü bulan kişilerden olduğunuzu görmek şaşırtıcı olmasa gerek. Bu değerlendirmelere göre sizin mantık insanı olduğunuz gayet açıktır. Evet sevgili arkadaşlar, mantık insanı mısınız, duygu insanı mı? Konu başlıklı testimize katıldığınız için her birinize teşekkür ederim. Testin sonunda beynini kullanan bireyler olarak duygu insanı veya mantık insanı çıkmış olmamız herhangi bir üstünlük göstergesi olmadığını biliyorsunuz. Beyni hiç kullanmamak sağlıklı bir insan için söz konusu olamaz. Ancak beynin sağ tarafını veya sol tarafını daha fazla kullanmak, duygu veya mantık insanı olmak mümkün. Aslında en ideal durumun her iki tarafı da dengeli kullanmak olduğu görüşü yaygındır. Çünkü sağ beyin ile sol beyin, mantık ile duygu birbirini tamamlayıcı özelliklere sahiptir. Beynimizin daha fazla kullanılan bölümü sağ veya sol pratikleşir. Dolayısıyla işlevselliği artar. Az kullanılan bölüm ise ne yazık ki tembelleşir. An itibariyle bizleri izleyen ve dinleyen arkadaşlarımız için belli ölçüde hem sol beyin hem de sağ beyin çalışıp duygu ve mantığımızı zorluyoruz. Biz bu basit test ile sağ beyin, sol beyin kavramları ile ilgili bir farkındalık yaratıp size bir fikir vermek istedik. Önemli olan aldığımız kararlar ve eylemlerde mantık ve duygu dengesini bozmadan yaşayabilmektir. Hoşça kalın.